Kış mevsiminde başlayan bereket baharda da devam etti. Konya tarımı için güzel bir sezon yaşanıyordu. Bu yıl için kuraklık tehdidi atlatılmıştı ama sağanak ve dolu üreticiyi korkuttu. Yurt genelinde etkili olan sağanak Konya'yı da vurdu. Görüntüler Akören ilçesinden. Yağmur suyu ağla doldu. Ağdaki kuzulardan 26 tanesi boğularak telef oldu. Bazı hayvanlar kurtarıldı ancak zarar büyük. Akören'e hemen ekipler gönderildi. Gece boyu mahalleler ziyaret edilerek yağıştan etkilenen çiftçilerle görüşüldü. Kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Hasar tespitlerini biz de elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde yerinde tespit ediyoruz. İnşallah devletimiz hasar tespit neticesinde vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapacaktır. Güney Sınır ilçesinde de önce dolu, ardından sağanak etkili oldu. İlçenin hemen girişindeki tarım arazileri gölete döndü. Engebeli bölgelerde küçük şelaleler oluştu. Meram ilçesine bağlı kırsal mahallelerde ve güney ilçelerde de benzer manzaralar var. Ahırlı ilçe merkezi yağmur sonrası sular altında kaldı. Çumra'dan da afet görüntüleri geldi. Mermi gibi düşen dolu taneleri ağaçları budadı, ekili arazilere zarar verdi. Çumra'da etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü, kar manzarası oluştu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklardan kırılan ağaç dallarını temizlemek için çalışma yaptı. Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan son durumu paylaştı. Tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Dolu daha çok Çumra merkezde etkili görünüyor. Onun dışında Alemdar bölgesindeki bir kısım alanlarda özellikle arpada zarar var. Diğer ürünlerde çok büyük bir zararımız olmadığını yetkili arkadaşlarımız ifade ettiler. Tabii ki bugün asıl hasar tespit çalışmaları devam edecek. Devletimiz çiftçimizin yanında. Valilik koordinesinde AFAD ve il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin de çalışmaları yakından takip ediyor. Sayın Valimizin talimatları ile ilçelerimizde oluşan dolu hasarlar veya sel baskınları ile ilgili bütün ilçe müdürlüklerimiz tahakkuk halinde bekliyor. Kaymakamlıklarımızın emirleri doğrultusunda çalışmaların devam ediyor. Bunun yanında hasar tespit komisyonları kuruluyor. Aynı zamanda Tarsim'le ilgili çalışmalarımıza Konya Tarsim Bölge Müdürlüğümüzde ayrıca çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıldı ve bu çalışmalar da devam ediyor. Meteoroloji bölgesel sağanak yağışların bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Dolu ve sel baskınları da yaşanabilir.